Güneşin battığı yere kadar ulaştı ve ona kara çamurlu bir gözede batmakta buldu onu. Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı. Evet. Yani her yere ilmi irfanı yetişecek demek İnşallah. Mehdiyet'in. Maşallah. Kitapları yetişecek, bilgileri yetişecek. Yani Japonya'sından tut, Çin'inden çık. Her yere o bilgi yetişecek. Güneşin battığı yere de, doğduğu yere de, yani dünyanın her tarafına o bilginin, o gücün ulaşacağını işaret etmiş Evet, oluyor. inşallah. Evet. Onu kara çamurlu bir gözede batmakta buldu. Yanında bir kabim gördü. Kara çamurlu bir göze. Bu Japonya'da olan tsunamide Çamur. bütün deniz kara çamurluydu. Güneşin batışını da gösterdiler. Kara çamurlu bir göze de batıyordu adeta. Evet. Ve müthiş bir felaketti bu. Evet. Muazzam bir felaketti. Kur'an bir yönünün ona işaret ediyor. Güneş gibi olan Mehdiyet'in de bir süre kara çamurlu, mesela bir hapishanede tutulacağını da işaret etmiş oluyor. Yani sembolik anlamında. Çünkü o güneş gibi bir varlık, Evet. fakat kara çamurlu bir yerde, yani kötü bir yerde onun bir süre tutulacağını işaret edilmiş oluyor. Kaçıncı ayet o? 86. 86'da bir Mehdiyet'e yönelik demek ki bir şey olacak, İnşallah. 1986 yılında. Mehdiyet belki hapisle karşılaşacak. Efendim, kara çamurlu göze denilen karanlık bir hücrede tutulacak demek. Yani hapis gibi, o işte tecrit gibi ona benzer kirli bir yer, yani karanlık bir yerde o zor durumda bırakılacak. Ama güneşliğini muhafaza edecek Mehdi.